Şu anda RG750 vites dektörünün montajını izliyorsunuz. Öncelikle ara sopadaki vidayı çıkarıyorsunuz. Cihazla bağlantısı olan bölüme takıyorsunuz. Ve vida yardımıyla sıkıştırıyorsunuz. Vidayı iyice sıkmanız çok önemlidir. Sopanın sağa sola sallanmasını engeller. Bu da cihazın hareket yapmamasını sağlar. İkinci aparat olarak dedektörün arama bobinine bağlı olan bağlantı aparatını dedektördeki diğer aparata bağlıyorsunuz ve konnektörü cihaz önündeki bölüme takıyorsunuz ve vidasını kısa bir şekilde sıkıyorsunuz. Şu anda test edilecek metalleri görüyorsunuz. 10 milimlik gümüş para. 18 milimlik bir para, madeni parayı deniyoruz şu anda. Sol taraftaki cetvelde derinlikler yazıyor. 20 milimlik parayı deniyoruz şu anda. Cihazın algılama derinliği çok yüksek seviyelerde. Genelde Türkiye'de deneme amaçlı kullanılan 30 milimlik paralarda diğer dedektörler yaklaşık 25-30 santim gibi derinlik alırken Vista bu derinliği kat kat artmaktadır. Şişe kapağını deniyoruz şu anda. Ne kadardan çektiğini görüyorsunuz cihazın. Yaklaşık 60 santimden bir şişe kapağını tespit edebiliyor açıkta. 8 santimlik alüminyum konserve kapağında yaklaşık 70 santim civarında cihaz çekebiliyor. Hız testlerinde ise her türlü hızda, yavaş veya hızlı sallamalı aramalarda cihazın her şekilde sinyal verdiğini görüyorsunuz. Şu anda demir olarak pense deneniyor, karışımlı metre olarak. Bakın, parayı buluyor. Penseye normalde sinyal vermiyor. Şimdi parayı pensenin arkasına koyuyoruz. Metal içinden metal bulabiliyor bu dedektör. Görüyorsunuz demirin arkasından bile metali bulabiliyor. Genelde dedektörler üstteki metali es geçerler. Demir olduğu zaman görmez cihazlar. Ama Vista bu sınırları da aşmış oluyor. Diğer dedektörlerden farklı olduğunu zaten daha önce belirtmiştik Vista için. Şu anda toprak testini yapıyoruz. Toprak ayarı manuel ve otomatik olarak kullanabiliyorsunuz cihazı. Ama manuel olarak toprağa göre ayar yapılması her zaman kullanıcıya artı bir avantaj sağlar. Şu anda toprağın içine koyulan 2 santimlik parayı cihaz çok rahat bir şekilde test edebiliyor. Bakın şu anda cihazımız sinyal vermiyor. Parayı koyuyoruz ve üzerine örtüyoruz. Yaklaşık 25 santim kadar bir derinlik 2 santim çaplı para için. Üzeri normal toprakla ve çıkan topraklarla kapatılıyor. Etrafındaki topraktaki maddeler temizleniyor. Cihazı açıyorsunuz. Ayrım konumunu alıyorsunuz cihazınıza. Gördüğünüz gibi Vista sinyal vermekte. Hem ayrımlı ve ayrımsız her konumda cihaz arama yapabiliyor. Diptek firmasının Türkiye distribütörü olan Mega Dedektör'de bu ürüne sahip olabilirsiniz. Ve arazide test alanlarımızda cihazı test etme imkanı bulunmaktadır. Şu anda mineral testi yapıyoruz. Daha önceki videomuzda izlediğiniz gibi metal üzeri içinden bile parayı bulabilen bir dedektör demiştik. Aynı şekilde arazideki mineralli taşların içinden de paraları tespit edebiliyor. Öncelikle bunun için toprak ayarı yapmanız şarttır. Topraktaki minerali iptal ediyorsunuz. Cihaz kendini toprağa uyumlu hale getiriyor. Şu anda mineral taşı sildik. Mineral taşın altından bile tek parayı tespit edebiliyor dedektörümüz. Görüyorsunuz sinyal verebiliyor. Hızlı veya yavaş hiç fark etmiyor. Nasıl ararsanız arayın. Vista mutlaka tespit yapar.
Daha büyük bir madeni para koyuyoruz şu anda. Denediğimiz gibi toprağa sinyal vermiyor. Metal parayı toprağın içine koyuyoruz. Üzerini madenle taşı kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi Vista tekrardan sinyal veriyor. Tek paracı avcısı olan RG750 Vista kullanım olarak da kullanıcıya çok büyük rahatlık sağlar. En amatör kullanıcı bile Vista'yı çok rahatlıkla kullanabilir. 3 santim çaplı madeni parayı deniyoruz şu anda. Her parayı da madenli taşın içinden tespit edebiliyor. Şu anda madenli taşın içinden dedektörümüz sinyal veriyor. Demirin üzerine geldiği zaman da cihaz sinyali kesiyor. Gördüğünüz gibi sinyal vermiyor. Madenin taşın alttaki paraya direkt olarak sinyal verebiliyor. Hedef testi yapmak için mutlaka sinyal aldığınız noktadan en az 4-5 defa geçmeniz gerekiyor. Cihazın her seferinde sinyal vermesi gerekiyor. İstiyorsanız Vista'da ayrımlı programda noktalamayı yaptıktan sonra da pinpoint olayıyla da